Merhabalar, Gül'ün Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine kanalımda farklı bir tarifle sizlerle beraberim. Tarif için iki tane kabak kullandım. Kabakları yıkamıştım ve baş kısmını, uç kısmını temizleyerek tarifin yapılışına başlıyorum. Tarif pratik bir tarif, herkesin yapabileceği lezzetli bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. Bir tane de havuç kullanacağım. Havucu da yine aynı şekilde temizledim ve kabakları rendelemeye başladım. 2 tane kabağı rendeleyeceğim. İçerisine bir tane havucu rendeliyorum. Kabağı ve havucu rendeledim. İçerisine 10 dal dereotu ilave edeceğim. Dereotunu ince bir şekilde doğrayıp kabak ve havucun içerisine ekleyeceğim. Birçok lezzetin bir araya birleşmesiyle güzel bir tarif oldu. Umarım sizler de hazırladığınızda beğenirsiniz. 2 diş sarımsak kullandım tarif için. Kabuklarını soymuştum. ince bir şekilde sarımsakları da doğradım. Dereotu ve sarımsağı kabak havuç karışımının içerisine ekledim. Kabı içerisine 3 yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Tuzsuz yiyenler olabilir. Biraz yoğurduktan sonra karışımın içerisine 3 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Tekrardan yoğuruyorum. malzemeleri birbirine karıştırdım. Üzerine 80 gram rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Tekrardan tüm malzemelerle kaşar peyniri de yoğurup ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlak yaptıktan sonra galeta ununa bulayacağım. Gördüğünüz şekilde yuvarlak şeklini verdim. Sonrasında galeta ununa buluyorum. Toplamda kullandığım galeta unu 10 yemek kaşığı. Gördüğünüz gibi hazırladığım karışıma yuvarlak şeklini verdikten sonra galeta ununun içerisine buluyorum ve bir havlu kağıdın üzerine bırakıyorum. İçerisindeki kabağın suyunu almadım, havucun suyunu almadım. İçerisine zaten gördünüz neler eklediğimi. Un yok. Sağlıksız hiçbir şey yok içerisinde ve bu güzel lezzeti sıra geldi kızartmaya. Sizler dilerseniz fırında da hazırlayabilirsiniz. Benim kızartma sebebim daha lezzetli oluyor. Fırında hazırladığınız zaman daha kuru, daha biraz yavan olur. Bu yüzden sizlere de kızartma olarak tüketmenizi öneririm. Tabii ki sizlerin tercihine kalmış. Fırında da yapabilirsiniz. Biraz kızardıktan sonra diğer hazırladığım yuvarlak kabak toplarını da ekledim. İçerisine eklediğim yuvarlakları daha kolay hepsini bir arada pişirmek için biraz pişenleri kenara alıyorum ve tekrardan içerisine yuvarlak şekil verdiğim kabak toplarını ekledim ve hazırlamış olduğum nar gibi kızaran bu güzel lezzeti bir kaşık yardımıyla peçete serdiğim bir tabak içerisine alıyorum. Videonun başında da söyledim. Hazırladığım bu lezzet. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kaşar eriyor ve içerisindeki kabak ve havuç inanılmaz bir lezzet veriyor. Zaten sizler hazırladığınızda nasıl bir lezzet olduğunu göreceksiniz. Kızarttığım havuç ve kabak karışımlı topları bir kaşık yardımıyla yağ içerisinden aldım tekrardan ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum tarif ve hazırlamış olduğum ölçülerden bayağı bir kabak topları çıkıyor. Tarifin malzemelerini azaltıp ya da çoğaltarak daha az ya da daha fazla miktarda hazırlayabilirsiniz. Yaptığım tarifi aynı şekilde çevirerek tekrar pişiriyorum. Diğerlerini tabak içerisine almıştım. Tava içerisindeki bu güzel lezzetler pişti ve yağ içerisinden alıyorum çıtır çıtır kabak havuç karışımlı topları tüm hepsini hazırladım hazırladığım lezzet karşınızda Dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştığım tarifi umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. İçerisini görüyorsunuz rengini hiçbir şekilde kaybetmedi kabak kabak ve havuç inanılmaz da lezzetli oldu söylediğim gibi sizlerde hazırladığınızda Nasıl bir lezzet olduğunu göreceksiniz. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum. Lezzeti, kıvamı yerinde ve farklı lezzetler arayanlar için güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum hazırladığım bu tarifin.